bu bir kere net bir başarısızlıktır. Yani Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova, Schalke ve Porto ile yer aldığı bir grupta son maça kalmadan Şampiyonlar Ligi iddiasını kaybetmiş olması çok net bir başarısızlıktır. Galatasaray'ın tarihine yakışmaz, Galatasaray'ın geçmişine yakışmaz. Galatasaray'ın şu anda ekonomik olarak en iyi durumda olmamasına rağmen bütçesine yakışmaz. Bu takımlara, bu takımdaki oyunculara verilen maaşın toplamından bahsediyorum. Başındaki teknik direktöre yakışmaz, Fatih Terim'e. Galatasaray çok net bir başarısızlık yaşadı. Burada yönetim üstüne alınacağı şeyler var. Transfer, Gomis'in boşluğunun nicelik olarak dahi doldurulamamış olması. Fatih Terim ve teknik heyetinin üstüne alacağı var. Harika bir Lokomotiv Moskova maçı. İyi bir Porto deplasmanı ilk yarısı. Sonra Galatasaray yok. Yani bir buçuk maç oynadı Galatasaray. Bir buçuk. Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi'nde. Bir buçuk maç. Sonrası yok. Sonraki üç buçuk maç yok. Hiçbir şey yok yani. Ne hücumda var, ne savunmada var, ne stratejide var, ne yok yani. O yüzden bu çok nettir ve futbolcular umursamaz, bırakmış, bir şeyi geri döndürmek için çaba sarf etmeyen, özellikle Lokomotiv Moskova maçındaki hissiyatım buydu benim izlerken. Ya Lokomotiv maçı da çok garip bir maç olmadı mı ya? Ne açıdan? Çok kötü mü oynadı Galatasaray bir kere de? İyi oynamadı. İyi oynadı. Kötü de rakiple arasında çok fark yok. Yediği gollere bakıyorsun. Ama orada şöyle bir itirazım daha var benim. Buyurun. Şimdi Fatih Terim çok iyi oynadık diyor ilk yarı için bir kere. İlk yarı çok iyi oynadık diyor. Katılmıyorum. Ha, ama neye göre iyi oynadık diyor. Şimdi Galatasaray bir maça çıkıyor. Lokomotiv Moskova maçına. İddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda. Doğru mu? Evet. Ama Galatasaray'ın stratejisi kazanmak üzerine değil, kaybetmemek üzerine. İlk yarı bu için. Bu kabul edilemez. Hmm. Maç başlangıç evet. Stratejiniz bu. Tamam. Oyun anlayışınız bu. Ve teknik direktör Fatih Terim de ona göre zaten çok iyi oynadık diyor. Ya bir tane Eren'in girdiği pozisyon var sadece. Buna mı çok iyi oynadık diyor Fatih Terim. İçerideki maçta sürklese etmiş rakibine. Bir 25-45 arası hariç. Yani girdiği pozisyonların sayısını sayamıyoruz Lokomotiv Moskova karşısında. Ve Lokomotiv Moskova'nın gücü, oyun şekli, yapabilecekleri çok ortada. Ama Galatasaray önce aman ben buradan bir puan alayım, Avrupa Ligi'ni cebime koyayım stratejisiyle çıkmış bu maça. Ve ben bunu açıkçası kabullenemiyorum. Sezon başlarken, Şampiyonlar Ligi başlarkenki hedef ve planlama da bu değildi Galatasaray adına. Hoca bir hayalimiz var diye başladı. Olamaz, olamaz yani zaten. Öyle bir başlangıç var. Yani Galatasaray... Oyuncuların buradan kopup da tamam aman biz berabere kalalım, Avrupa Ligi'ni alalım deme aşamalarına gelmesi farklı bu, bir neden de olabilir. Oyuncu değil bu, bu teknik heyet tercihi. Çünkü kadrodan anlıyorsun onu zaten. Yani Donk'un iki stoperin arasında üçüncü bir stoper olarak sahada görev yapmasının anlamı bu. Şunu diyebiliriz diyeceğim. Daha önceki maçlarda da üçlü... Hayır. Orada bir zorunluluk vardı. Hiç orta saha oyuncusu yoktu. Hatta burada aramızda konuşuyorduk. Herhalde üç stoperle oynayacak. Başka da bir çaresi yok. Hiç orta... Burada öyle değil ki. Ndiaye var. Fernando var. Donk var. Selçuk var. Hani var. Nicelik olarak var. Futbol olarak olmasa da. Ama burada aman gol yemeyeyim, berabere bitireyim. Öncelik olmuş bu maçta. O yüzden bu kabul edilebilir bir durum değil bence. Evet. Toplamında da emek sen de lütfen eklersin. Evet. Toplamında da kabul edilir bir şey değil. İlk torba aynen Lokomotiv. Yani Lokomotiv şu anda dördüncü sırada Rusya'da ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Tabii zaten Lokomotiv yani şeye de yansıdı. Biz dün bir haber yaptık uzun. Nerede şanslı kura? Gerçekten son yıllarda çekilmiş yani şanslı kura. Bir kere birinci torbadan Lokomotiv'in gelmiş olması... Bu yeni düzende yani işte 1 ile 8 arasındaki ülkelerin şampiyonları ilk torbaya giriyor. Lokomotiv yoksa birinci torba takımı değil. Değil tabii. Kimler gelebilirdi Lokomotiv geldi. Umutlandı. Oradaki şampiyonlar ligi olan ligi takımı iki takım vardı. Bir Galatasaray bir de Porto. Evet. Schalke'yi bile saymayabiliriz. Schalke'yi sayamazsın. Schalke bir var bir yok takım. Yani ki bu sene yoklar. 15-14. sıradılar Bundesliga'da. Tabii düşme potasından daha yeni yeni kurtuluyor yani. Bir de öyle de bir durum var. Yani Schalke'de çok başarısız bir sezon başlangıcı yapmış. Evet. Yani tabii ki böyle şans ama şans üstüne şans geliyor şu an. Bir şey söyleyeyim. Geldi. Bu şey ne derler? Bu görüntü içerisinde tabii devre arasında transferler olur vesaire. O ayrı biraz daha toparlanabilir de. Yani Allah muhafaza tut ki
tur atladın. Öbür turda Manchester City geldi. Ama o dönemin dengeleri farklı oluyor. Değişiyor da. Değişiyor. Şu manzarayı yorumlayınca da bu aklına geliyor insanın. Tabii ki geliyor ama alacağın miktar 8-10 milyon euro yakın, son 16'ya kalma ücreti alınıyor. Takımın var tabii, ekonomik açıdan baktığında. Prestij var canım. Tabii Galatasaray ki. 15 kez katılmış tabii. Şampiyonlar Ligi'ne. 15 kez katılmış, 2 kez çeyrek final görmüş, bir kere birkaç kez gruptan çıkmış. UEFA kupasını kazanmış, süper kupa, bu şey demek istemiyor. Hayır. Ama ya Galatasaray'ın bir Avrupa geçmişi ve ezberi var. Tabii ki burada dalgalanmalar oluyor. Bunu sürekli sürdürülebilir bir yapıya dönüştüremedi Galatasaray. Bunu kabul ediyorum. Ama arada şoklar oluyor. Arada şoklar oluyor. Ne bileyim işte az önce konuşuyorduk. 2 sene önceki neydi? Arsenal'lı, Dortmund'lu. Geçen seneki? Östersunds faciası. Arsenal'lı, Dortmund'lu, Anderlecht'li grupta sadece 1 ya da 2 puan alabilmişti. Tamam, evet. Kabul ediyorum bütün bunlarını. Ama Lokomotiv Moskova, Schalke, Porto. Yok olmaz. Ve bir maç kalı iddianız bitiyor. Evet. Ya, yok. Olacak iş değil. Ve burada kimse sakın maliyet, finansal fair play falan demesin ha. Eminim ki Galatasaray'ın bütçesi, maaşlarının toplamı, futbolcuların Schalke'den de fazla, Lokomotiv'den de fazla, Porto'nunkinden emin değilim ama Porto'dan da fazla olabilir. Fazladır yani. Ya Porto'da da çok olan oyuncu yok. Fazladır yani. O yüzden hiç onun arkasına da sığınmasın kimse.